Bir önceki videomda zaman yönetiminde 90-91 kuralını açıklamıştım. İlk 90 sayısı günü, ikinci 90 dakikayı ve bir sonraki 1 ise tek bir hedefi tanımlıyordu. Bu videomda ise bu kuralı aynı anda iki kişinin koordineli olarak yürütmesinden bahsedeceğim. Başlıkta gördüğünüz çarpı 2 bu yöntemi uygulayan ikinci kişiyi tarif etmektedir. Örnek olarak bir ödevi ortak iki kişinin yapması gereken durumları düşünebilirsiniz. Bu iki kişi ayrı ayrı 90-91 kuralını kullansa dahi aralarında koordinasyon sağlayamazlarsa verimli çalışamayacaklardır. Bazen iki kişi de gereksiz yere aynı iş üzerinde çalışacak, bazen de yapılması gereken işler koordinasyon olmadığı için aralarında atlanacaktır. Koordinasyonun temeli iki kişi arasındaki etkin iletişimdir. Bu da demek oluyor ki 90 91 kuralında kendimize söz verme, disiplinli çalışma, öz denetim gibi faktörlere şimdi bir de iletişim boyutu eklenmektedir. Bu tekniği özetlersek İki kişi 90 gün boyunca her gün 90 dakikalarını sadece tek bir hedefe ayıracaklardır. Bu sürecin sorunsuz çalışması için sadece kendilerine söz vermeleri yetmeyecek, ayrıca birbirlerine de söz vermeleri gerekecektir. Örneğin, bu makaleyi yarın sabaha kadar okumuş olacağım gibi bir söz hem öz denetimi hem de bireylerin birbirini denetlemeleri açısından önemlidir. Tabii ki örnekleri çoğaltmak mümkün. Mesela yarın sabah 9-10 arası yaptığımız çalışmaları birbirimize anlatalım gibi bir ifade aralarında geçebilir bireylerin. Veya ben bu makaleyi yazacağım, sen de şu araştırmayla ilgili bir özet çıkar şeklinde bireyler arasında iletişim yaşanabilir. Bu örnekleri bir standarda oturtmak da mümkün. Örneğin her sabah saat 9 9.30 arası Online toplantı yapalım ve bir önceki günün çalışmalarını değerlendirelim diyebilirler veya online toplantıyı Zoom üzerinden gerçekleştireceğiz şeklinde ifadeler çalışma boyunca birbirimize vereceğimiz taahhütleri anlatmaktadır. Ve eğer maddelerin sayısı artarsa gerekirse bir kural olarak yazıya da bu ifadeler dökülebilir. İki kişi arasındaki koordinasyonun sağlanması için her iki kişinin mutlaka bir çalışma defteri tutması, çalışmalarının alt hedeflerini defterlerine not etmeleri, karşılıklı yaptıkları çalışmalardan birbirlerini düzenli olarak bilgilendirmeleri, bir sorun yaşanırsa birbirlerine destek vererek sorunlu konuyu aşmaları büyük hedefe ulaşmak açısından çok önemlidir. Eğer iki kişiden birisinin öz denetim, disiplinli çalışmak gibi konularda zafiyeti varsa çalışmanın başarıya ulaşma ihtimali azalacaktır. 90 günlük çalışma planının sekteye uğraması bireylerin motivasyonunu kırar ve birbirlerine olan güvenlerini azaltır. Bu yüzden bireylerin her birisinin ekip çalışmasına başlamadan önce kendi içlerinde zaman yönetimini önemsiyor olması başarı şansını arttıracaktır. Kişi sayısı için 90-91 çarpı 2 ifadesindeki o çarpı 2 yerine çarpı n yani n kişi sayısı olmak üzere ifadesi de gelebilir. Bu ne demek oluyor? Kişi sayısının artması tabii ki mümkün. Hatta böylece daha fazla insanın birbirine söz vermesi ve her bireyin kendi içinde zaman yönetimine önem vermesi gerekliliği doğuyor. Ekipteki kişi sayısı arttıkça Kişilerin üzerine düşen iş miktarı doğal olarak azalacaktır. Fakat bu noktada lütfen unutmayınız, iletişim ve bireyler arasındaki koordinasyonu sağlamak zorlaşacaktır.